Bu gençlere çok fazla doğru seçim yapma zorunluluğu yüklüyor gibi sanki. Oradan gelen kültürle rehberlik yapan tercih danışmanlığı yapan ya da ailelerde çocuklarını yönlendiren grup o dünyanın bilgisiyle konuşuyor. Şimdi o dünyanın bilgisiyle çocukların bugün yaşadığı arasında uçurum olduğu için aslında birbirini anlamayan ve duymayan gruplar şu anda konuşuyor. 4 yıl okuyacağı, daha uzun bir bölümse daha fazla okuyacağı, meslek hayatına atılması 10 sene sonra olacağı bir şey için o yaş grubundaki bir çocuktan bir karar bekliyoruz. Yani beklentimiz yanlış. Hayal ettiği şey zaten gerçek üstü. Üniversiteye girdiğinde sükut hayale uğramayan yok yani. Tıbba girenler dahil bu ne lan bu muydu falan diyorlar yani oradaki zihinsel donanımın sana izin verdiği hayal gücüyle gerçek hayatın bağlaşmasını beklemek çocuklara çok büyük bir eziyet yani. İyi bir üniversite ve iyi bir bölüm olursa o hayatını ancak iyi götürecek gibi ama hepimiz biliyoruz ki bu arada hepimizin kendi kişisel deneyimi de hayat ve kariyer de her gün yeniden kuruluyor. Abi üniversite sınavları falan filan gene her sene olduğu gibi tantanaların yükseldiği bir dönemde oturduk seninle böyle muhabbet yapmaya. Yani bu Ama bir de önce sözünü keseceğim. Burada şapkaları biraz değişelim. Senin sahana girdik ben. Ee aslında e, benim okulundan <laughs> liseye kadar kısımla ilgili iddialı konuşurum ama üniversite çok iddialı konuşacağım bir şey değil. Abi aslında şöyle yani benim olduğum tabii benim üniversiteyi bırakmamın temel sebebi de o. Benim için üniversite 25 yıllık deneyimden sonra hani toplamda bir sükutu hayaldir. Kendi hedeflerim açısından yani yoksa akademi hala işliyor olabilir, bir şeyler yapıyor olabilir ama ben umduğumu çok bulamadım akademisyenlikten. Zannettiğim gibi bir şey değilmiş. Ve yani geçmişe doğru baktığımda okuduğum bölümler geçtiğim yerlere falan bakınca şimdi o liselerde, lise son sınıflarda debelenirken böyle meslek seçimi yapmaya çalışırken hayatta her şey buna bağlıymış falan gibi böyle strese giren çocukları gördüğümde bir içim yanıyor, bir acıyorum. Çünkü ne ben ne etrafımda gördüğüm herhangi birisi öyle bir hayat yaşamadı. Yani biz mesela hep şeyi söylüyorum, senle şimdi burada oturup bunu konuşuyor. Bunu kaç sene önceden planladık Allah'ın seversen. Yani 10 sene önce Sinan Canan'la buluşacağız, şurada stüdyo olacak. Böyle bir şey değil ki hayat. Yani karşına bir şeyler çıkıyor, takara tukara yaşıyorsun. O yüzden bu mesele benim için her zaman sıcak kanı ama ben üniversitedeyken oradan geçmiş, tercihini yapmış, ve artık işçisin sen işçi kal modunda işte bir raya oturduğunu düşünen, ömrünün böyle geçeceğini düşünen insanlarla muhataptım. Çok azının fikrini değiştirebildiğimi zannediyorum. Birkaç tane var ama fikrini değiştirdiğim. Fakat çoğu kişi bu cendere de gidiyor. Liseden doğru bu tarafa gelirken, mesela benim şimdi oğlum yeni girdi üniversiteye, en ufak Melike Hanım da, şimdi o yolda bu sene lise son sınıfta. Bizimkiler gerçi zıt pıt karar değiştiriyor. Bizim gibi değiller. Benim kızım 3 ay kala bölümü değiştirip başka bir şey seçmişti. Fakat ne olursa olsun bir stres var. Öyle bir seçim yapmalıyım ki yani bundan sonrası ya cennet ya cehennem falan gibi. Biz bunu kültürün yanı sıra yani kültürde böyle bir şey olduğunu biliyorum. Eli ekmek tutsun, altın bileziği olsun falan kafası mesleği çok kutsayan, aşırı önem atfeden bir şey. Okulda da ama biraz veriyor gibiyiz. Yani gelen çocukların hepsi böyle çünkü. Eğitimde mesela buna dair bir tuhaflık var bence. Orada düzeltmemiz gereken. Sen orayı nasıl görüyorsun? Yani bu gençlere çok fazla seçenek, nasıl diyelim ona doğru seçim yapma zorunluluğu yüklüyor gibi sanki. Soru iyi olunca hemen zihinde bir şey yapıyor. Şu anda düşündüm bunu. Bir kere eğitimde en önemli sorunlardan biri şu. Bir önceki kuşak bir sonraki kuşağı eğitiyor ya, Şimdi kuşaklardaki değişim hızının yavaş olduğu dönemde bunlar anlamlı olabiliyor. Şimdi biz sınava girerken ne deniyordu? İşte ben sosyoloji mezunuyum sosyoloji bölümünü bitirdiğiniz zaman ben hatta onu hiç unutmuyorum. Kılavuzlarda yazıyor. TRT'de işe girebilirsiniz. <laughs> i̇şte kamu kurumlarında sosyolog olarak bilmem ne yapabilirsiniz. Şu olabilir, bu olabilir. İşte benim burada da oturuyor ve insanların biraz fikrimi soruyor gözüktüğü e, işim ise öğretmenlik Tabii. ve eğitim dünyası. Yani bizim kuşakta bile bu çok değişiyordu ama o sırada bize önerilen birkaç alan vardı. Sözelciysen, sayısalcıysan, tıpa gittiğin bir tek yolculuk vardı ve bu kadar daha net alanlar var. Oradan gelen kültürle rehberlik yapan, tercih danışmanlığı yapan ya da ailelerde çocuklarını yönlendiren grup o dünyanın bilgisiyle konuşuyor. Çünkü o dünyanın bilgisiyle çocukların bugün yaşadığı arasında uçurum olduğu için aslında birbirini anlamayan ve duymayan gruplar şu anda konuşuyor. O yüzden de çocukların bize kafası çok karışık gözüküyor. Hatta ya hiçbir planları yok diyoruz. Çünkü aslında plan yapılamazdı. Tabii nasıl bir görsün abi çocuk yani. Chat GPT çıkmış daha ne yapsın bu Tam çocuk? Tam da öyle yani. Ben bir iş yapacağım. Yani bir üniversitede bir bölüme gireceğim. O bölümde benim mesleğim olacak kısmı zaten öldü. Zaten ölmüşken belki de üniversite gerekli mi gibi tartışmalar yapılıyorken bizim çocuklardan 4 yıl okuyacağı, daha uzun bir bölümse daha fazla okuyacağı, meslek hayatına atılması 10 sene sonra olacağı bir şey için o yaş grubundaki bir çocuktan bir karar bekliyoruz. Yani beklentimiz yanlış. Abi üniversiteye girdiğinde çocuk zaten hayal ettiği şey zaten gerçek üstü. Üniversiteye girdiğinde sükut hayale uğramayan yok yani. Tıbba girenler dahil bu ne lan bu muydu falan evet. diyorlar. Yani oradaki zihinsel donanımın sana izin verdiği hayal gücüyle gerçek hayatın bağlaşmasını beklemek çocuklara çok büyük bir eziyet. Ve yani. bu saatten sonra bu iyi olan belki de biraz ortalığı karıştıran da bu seçenek çokluğu. Tabii. Yani seçenek çokluğu her zaman iyi bir şey değil. Hani biz yani ne güzel çok seçenekimiz var diye iyi bir şey değil. O kadar çok seçeneğin içerisinde karar verme güçlüğü doğal olarak bence Aynen. artıyor. Tabii. Ve bir taraftan da gelecek kaygısının çok yükseldiği bir dönemde olduğumuz için yine bu seçenek ve seçeneksizlik arasında bölümü biraz kaderi gibi görmeye başlıyor insanlar. Yani iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm olursa o hayatını ancak iyi götürecek gibi ama Hepimiz biliyoruz ki bu arada, hepimizin kendi kişisel deneyimi de. Çok iyi üniversiteler, çok iyi bölümlerden, başka alanlarda mutlu olmuştur. Bunu bir mutluluk, mutsuzluk kaynağı gibi görmüyorum elbette ki. Ama çok başka hikayeler çıkabiliyor. Yani ben üniversitede yüksek lisansa başlayıp akademisyen olacakken birdenbire Şırnak Cizre'de bir sınıf öğretmeni olarak yani, başladım. Ve hayat ve kariyer de her gün yeniden kuruluyor bu arada. 3-4 sene önce şu anda yaptığım şeyi, yapmayı hayal edemezdim ama senle işte başlarken dedin ya mesela sen yapsan nasıl bir şey yapardın şu an mesela onu yaparken buldum ben kendimi. Yani üniversitede neyi beğenmedim diye düşündüm senelerce. İyi ki o beğenmediğim sıkıyor hayal uğradığım şeyler vardı. Şimdi işte açık beyinde mesela yapmaya çalıştığımız serbest akademi modeli biraz onun üzerine tasarlanıyor. Yani insanların daha çok ihtiyacı olan bilgiyi aldığı ve aldığı kadarıyla iktifa ettiği sertifikasyonla değil de bilme haliyle, yapabilme haliyle hayatına ve kişiliğine bir şeyler kattığı bir sistem. Ya biz Zaten geçenlerde... Çok özür işte... Bu arada bir tamam. sevgili program arkadaşıma bir iltifat da ederek geçeyim. Şimdi ya açık beyin Türkiye'deki ortalama bir üniversiteden daha fazla insanı yetiştirmiştir. Çok bayağı. Binlerin üstünde. Binlerin üzerinde var. insan düşünsene. Bir şeyi öğretmek isteyen biri var. Öğrenmek isteyen biri Aynen var. Öyle. Öğretmek isteyen biriyle öğrenmek isteyen biri bir araya gelen her yer üniversite aslında. Yani bu açık bir platform yani ve de bir zorlama yok, işte süre baskısı yok, sertifikasyon evet. baskısı yok. Artı burada aldığı sertifikasyon resmi bir şey de yok. Yani hava atıp ben falanca evet, evet. onaylı bir şey aldım ama diyor ki ben atıyorum Sinan Canan'dan nörobilim eğitimi aldım. İşte ben işte Mustafa Acungil'den Çevik yaşam Becerileri aldım falan. Bu başlı başına o insanların ürettiği orijinal fikirlerle o fikirleri öğrenmek isteyenleri buluşturan aslında üniversitenin temelde yapması evet. gereken şeydi. Peki bizim verdiğimiz mesela bilgi bu insanın ne işine yarıyor diye bakarsan. Ya soruyorum öyle değişik zeminlerden gelen insanlar var ki. Doktoru da var, tüccarı da var, ne bileyim işte tır şoförü bir arkadaşımız var. Var geliyorlar böyle. Diyorum ne yapıyorsunuz burada? Diyorlar ki hocam bunları öğrenince yolumuz daha kolay oluyor ve yeni imkanlar görmeye başlıyoruz. Abi geçen işte webinar yapmıştım bir tane hayalindeki mesleği bulma kılavuzu diye. Böyle havalı da olsun diye ismini o koyduk. Aslında bayağı bir hani böyle tokatlamaya yönelik bir şeydi o. Zira gelen arkadaşlar da onu hissetmişler. Meslek dediğimiz şey, kelime aslında sülük kelimesinden geliyor Arapça. Seyir, yol, yordam demek. Yani hayattaki gidiş yolun. Şimdi biz meslek seçimini bölüm zannediyoruz. Evet. Halbuki meslek seçmek hayattaki yolunu ve yordamını seçmek demek. Birçok genç arkadaşıma üniversitede çok yapmaya çalıştım. Olmadı çünkü bölüm seçerek gelmişlerdi bana. Ya artık o bölüm çerçevesinde düşünüyorlar hep. Ya 20 sene sonra nasıl kendini hayal ediyorsun kafası konuştuk ya. Hep bulundukları bölümün içinden hayal kuruyorlar. Halbuki daha evvel ya ben şöyle bir insan olmak istiyorum dediğinde bunu becerebildiğinde şunu fark ediyorsun. Üniversitede ne seçersen seç. İster üniversiteye git ister gitme. O insana doğru gidebilmenin tonla yolu var. Ve sen yüksek öğretimde herhangi bir programa girip işte sen sosyoloji, ben biyoloji, bir de o bilmem ne loji, istediğin konunun bilgilerini al. O yolda hangisi işine yarıyorsa onu kullan. Ama bir de uzmanlık dalının içine girip, atıyorum ben biyolojiye girdim. Birçok biyolog adayının, ben mezun olunca nerede çalışacağım? Hıfzı sahada işe mi gireyim, <gülüyor> laborant <laughs> mı olayım? Abi bu değil ki yani, bunlardan ibaret değil hayat. Ama sen o cendere içinde düşünmeye zorlandığın için bütün hayal dünyanın oraya daralıyor ve gerçekten o zaman bölümün kaderin oluyor işte şu bölümün senin makus talihim. <laughs> ne olabilir ya ben yani? Geçenlerde bir eski öğrencimle karşılaştım. Ortaokulu benim okulumda okumuştu. Şimdi liseyi bitiriyor ve hangi bölümü istiyor diye konuştuk. diyetisyenlik dedi. Ben önce ya diyetisyenlik hani çok konuşuluyor gibi düşünmüş ama dedi ki hayır ben dedi hastalıklarla ilgili çalışmak istiyorum ve daha da alan vermiş. Onkolojik diyetisyen. Wow bak bu bak bu çok iyi işte. Bu yolunu Şimdi, belirlemiş. bu yolunu belirlemiş artık. Buna tıp fakültesinden de gidebilir. diyetisyenlikle ilgili bir bölümden de gidebilir. Başka alanlardan da gidebilir. Tam başka. Abi gastronomiden bile gider. Gastronomi'den de, de, gidebilir. de gidebilir tabii ki. Yani ve oradan kendine yeni bir yol açabilir. Hatta artık, ısrarcı olayım. Astronomiden bile gidebilir. Astronomi'den yani, bile. Gerçekten de zorlarsan yani. Yeter ki gel. zorlansın. Oradan yeni bir bilgi, yeni bir meslek, yeni bir iş icat etmiş oluyor aslında. Şimdi diğeriyle ben bir yere gideceğim ve bana bir donanım verecek. Yani üniversitelerin hangisi hangimize teknik bilgiler dışında donanım verebiliyor ki? O elde ettiğimiz bütün donanımları biz aldık. Dil tarihi sosyoloji bana müthiş bir bakış açısı kazandırdı ama öğretmenlikle ilgili alanı o vermedi sonuçta. Ben gittim formasyonlar aldım, çalıştım, kurslara gittim, okudum, yazdım. Orayı ben geliştirdim. Şimdiki çocuklar için de bu alan o kadar geniş ki. O yüzden ben örneğin öneride bulunurken nereye okunmalı diye genellikle ana bilim dallarını önerir Yani felsefeyi, sözel bilimlerden sosyolojiyi, psikolojiyi, sayısal bilimler açısından fiziği, kimyayı, biyolojiyi onlardan her yere gidebilirsin aslında. Ama ben gideceğim, A bilimini okuyacağım. E oraya alanı seviyor musun? Sevmiyorum. Orayla ilgili bir şey var mı? Yok. Ama oraya gidenler başka bir iş yapıyormuş. Şimdi Türkiye'de Boğaziçi, Koç gibi, ODTÜ gibi üniversitelerin bu kadar popüler ve seviliyor olmasının ana nedeni şu. Oradaki bakın işte Boğaziçi istatistiği bitirmiş olan e, herhangi biri bir tek orada kalmıyor ki. Habitusu farklı oraların. Ya. Evet. Oranın da kendisinin Tam bir habitusu var. Bir kafası var. Zaten mesela üniversite tercih için bana sorursan ya boş ver bölüm ortama bak diyorum ya. Hocası nasıl ortamı nasıl yani esas olarak aslında üniversite bir ortam bir kültür meselesi. Ve maalesef o aidiyet de iyice zayıfladı. Mesela Eskiden benim zamanımda Hacetepe'li olmak çok havalıydı. Evet. Yavaş yavaş o havanın düştüğünü görüyorum. Ottubo, Boğaziçi, keza o da öyle. Yani bu kurumların imaj olarak kurumla ilgili değil bu kayıpları. Aslında üniversite dediğimiz meselenin çağın ihtiyaçlarına cevap verecek hızla dönüşememesi. Mesela bak 7-8 sene evvel online eğitim konularında bildiğin YÖK'teki yetkililerle bayağı altak geberküla telefon, yazışma falan yapıyorduk. Diyorlardı ki zinhar olmaz. Eğitim dediğin sınıfta olarak Küt pandemi bir patladı. Bir haftasını online'a geçmek zorunda kaldık. Şimdi bu teknolojileri, eğitim teknolojilerini ilk adapte edip en üst düzeyde kullanan yerin üniversite olmasını bekliyor. Abi nal topladılar 10 sene boyunca. Ve ondan sonra bir pandemi gibi bir tokat gelince de çoğu hazırlıksız yakalandı. Bir iki kurum dışında. Mesela işte MEF Üniversitesi evet. falan önceden hazırlıklıydı, onlar biraz daha iyiydi. Ama yani öncülük fonksiyonunu icra edemeyen bir yerin sana mesleki olarak yol göstermesini beklemek de artık boş bir iş. Hani, de orada boş yere hayal. Tabii oluyor. tabii çok güzel hocalar, çok güzel programlar gir ama çok da şey yapma diyorum ben gençlere. Yani gir bir bak bakalım. Bu arada sevgili Filiz'in dediği gibi yani beğenmedin değiştir abi. Bu nedir? Yani tabii benim öyle bir iki çabam oldu. Mümkün olmadı ama ben bir ara güzel sanatlara geçesim gelmişti yani. <laughs> bir de şöyle bölümü yine bitir. Yani senin ana derdin bir üniversiteye gitmek. Yani bir üniversite devam ediyor olmak bir insanın iş yapmasının önünde bir engel değil. Hiç değil. Yani Ama bambaşka bu arada, şeyler yapabilirsin. Orada bir şey itiraz edeceğim. O çift dal, yan dal, çapraz dal hikayeleri var ya sinir oluyorum abi. Onu ben yani, kastım bu arada katı o değil. O, o mesela o çok daha tuhaf bir şey. Ya bir tane bölümü hak etmeden <laughs> yanına tutum mesela moleküler biyoloji yanına psikoloji yan dal, üstüne astronomi <laughs> gagalak bilmem bilmiyorum. Abi bu ne? Yani sertifikasyon toplamanın yeni bir versiyonu. Şeyde i̇şte Şurada elma tarlasına gidip yandan da domates topluyum. Ya bir ağzının tadını çıkaracaksın önce elma ye sonra öbürüne bakarsın. Bu sertifikasyon avcılığının dönemi geçtiğinde anlatmamız lazım. Ya bir bölüm oku, onu güzel oku, yanında Dostoyevski oku. Yanında popüler bilim oku, git yemek ye, gez, toz, kız, erkek, arkadaş yap, bir şeyler yap. Yani bunlara vakit ayırmak, hayatın kendisinin içinden tanımak yerine Maalesef hala sertifikasyondan mevcutuz. Bu da işte eski neslin bize aktardı evet, galiba arızalar evet. gibi yani. Bunun dışına çıksalar olanak çok yüksek. Ben hafta sonu dostumuzla beraberdim. Önemli bir, ülkedeki önemli bir firmanın kurucusu ve CEO'su aynı zamanda. Nasıl İngilizce öğrendiğini anlattı, ben bilmiyordum. Fonoyla öğrenmiş, mektupla. Mardin'in Derik ilçesinde birine bakmış ve çok merak etmiş. Ya bu nedir bu poşetin içerisindeki şey? Ya Fono diye bir yerden İngilizce öğreniyorum ben. Aa öyle mi? Mektuplar, mektup gidiyor. Sınavlar geliyor. Yani fonoyu da burada bir reklamını yapmış olayım. Şu anda faaliyetteler mi? Ne yapıyorlar bilmiyorum çok ama. Çok eski bir şeydi ama. Bir dönem için çok hmm, devrimci yani. bir iş yapmışlar. Ve oradan e, hatta o yıl Derik gibi küçücük bir ilçede 400 tane Fono satılmış Fono da ne oluyor orada diye. Aslında A burada biri İngilizce konuşuyor. Demiş ki oradan da uluslararası bir şirkete geçmiş. Aslında üniversitesi değil onu oraya taşıyor. Kendi merakı ve kurcalaması evet. sonucunda. Ve bu çağda artık ben bir bölüm seçeceğim ve hayatım ona göre belirlenecek için çok geniş olanakların olduğu bir çağdayız. O yüzden oturup nereyi seçeceğiz? Önce burası mı olacak? Diğeri mi olacak? Değil. Ben kim olmak istiyorum? Bak bana bir şey daha çağrıştırdın. Ben şimdi mesela açık beyinle yaptığımız bütün eğitimlerden çok mutluyum. Ama yarın bir gün bana bir iktidar verseler de sanki Türkiye'deki herkes bu rahliyi geçecek. En büyük zulmü Türkiye'ye evet. ben yapmış olurum. Yani ya bırak isteyen istediğini alsın, isteyen istediğini öğrensin, isteyen istediğinden cahil kalsın. Yani sistem buna göre nasıl ki bedenin besin ihtiyacı farklı farklı, sana iyi gelen bana gelmez, bana iyi gelen sana gelmez. Eğitim de böyle bir şey. Ve bunu daha erken yaşlarda işte kültürünü oturturmak için zannediyorum ta okul öncesinden itibaren böyle bir kafayı kurgulamak. Evet. Ve bu çocukları kendi kaderlerini tayin edebilen, erişkin insanlara dönüştürmenin yolunu acilen açmak lazım... Yani sanıyorum bizim eğitimde başka problemimiz yok. Yani bir kere bunu tesis edecek. Bu arada çocukla bitmiyor. Onun da farkındayım. Ana babasını da Olur. bir silkeleyeceğim. Yani onlar öğretmenler, okul yöneticileri ve tabii ki bu işin resmi yönetimi. Çok dalı var ama özetle sanıyorum seninle beraber şey diyebiliriz. Meslek kader falan değil. Yani meslek kader ama seçtiğim bölüm kaderin değil. değil. Mesleğini kendine göre dizayn Soruyu şey. doğru, hani biz çocuklarımıza doğru soruyu soralım. Bize biliyor ne olmak istiyorsun? Hayır kim olmak istiyorsun? Ya Biz da sen nesin, evet. sen, sen nesin abi? Sen nesin? Şu anda canın ne çekiyor? Bu soru hiç sorulmuyor ya. Evet. Çocuk onu sormadığı zaman kararını da hiçbir zaman kendisine göre vermiyor. Tamam. Yani ilerideki muhayyel bir takım tehlikeler. Tamam. Hep bir olmak istemek. Hep bir olmak istemek. Ama o zaten var ve olmuş. Bir varoluşa saygı göstersek devamını çözeceğiz aslında. İnşallah. Yani herkesin zaten ne olacağı belli de bir tek bir iç farkındalık. İnşallah hepimize nasip olur abi. Hadi inşallah.